بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ورب للتقليل نحو رب رجل جواد لقيته ورب رجل ابوه كريم لقيته ورب رجل كرم ابوه لقيته رب حرف جلد بتنستر بدر Burbeli taklidi. Ne için kullanılıyor? taklit için kullanılıyor. Yani azlığı ifade etmek için. Tabi veda itibariyle rubbenin veda'i bunun içindir. Rubbe bunun için e, konulmuş. E, fakat istemal yönüyle hani kullanma yönüyle rubbe çoğunluk olarak hep teksil teksir için kullanılıyor. Veda'an taklildir ama istemalen teksirin yani çokluğu ifade eder istemal olarak. <laughs> Nahu rubbe raculun cevadin laqituhu. Rubbe raculun burada eee ce, cevadin cömert olan az adamla tuhu karşılaştım. Cömert olan az adamla karşılaştım. Şimdi burada taklil içindir. Az adamla değil mi? Taklil ifade ediyor. Ve buradaki taklil diyoruz ki bak şöyle aldım nottan göstereyim. Buradaki taklid diyoruz. Eyli taklil idafiyi. Lel hakikiyi. Buradaki taklil bu azaltmak idafi bir taklid. Yani nisbi bir azaltmaktır. Hakiki bir azaltma değildir. Yani Cümet adam hakikatte azdır. O anlamda değil yani ya. Değil Cümet adamlar azdır. Cümet adamlar çokturlar. Ama benim karşılaştığıma nispeten idafi nisbi demek. Benim karşılaştıklarıma nispeten azdırlar yani ya. Buradaki azlık nisbi bir azlıktır. Yani hakiki gerçek bir azlık değildir yani ya tamam. İşte burada mesela rubbe rubbe cevadin o cümet adamlar burada değil ki azdırlar. Yani dünyada cümet adamlar azdır o anlamda değil ha. Burada gerçek gerçek bir az olduğunu ifade etmiyor burada nisbi bir azlığı ifade ediyor. Yani benim karşılaştıklarıma nispeten yani azlılara. Ben cümet olan az adamla karşılaşmışım. Değil ki cümet adamlar azdırlar. Ben az karşılaşmışım onlarla yani ya tamam Evet işte bak burada rubbe taklil için kullanılmıştır. Yani azlığı ifade etmek için kullanılmıştır. Şimdi bu rubbe bununla ilgili bazı hükümler rubbeye has bazı hükümler vardır. Bunlardan size bahsedeyim şöyle not olarak almışım göstereyim. Rub ve ahkamun. Bu rubbe için vardır ahkamun. Bunun bazı ona rubbe has hükümler var. Mesela birincisi kevnuha fi sadril kelami. Kelamın başında geliyor olması. Rubbe her daim kelamın başında gelir. Bakın örneğimizde olduğu gibi. Rubbe raculin. Rubbe Bak kelamın başına gelmiş. Anlaşılıyor değil mi? Bak. Rubbe'ye has hükümler vardır. Bunlardan birincisi. Rubbe her zaman kelamın başında gelir. Bu birinci hüküm. İkincisi. Ve ihtisasuhâ bin nekiretil mevsufeti zahireti. Ve ihtisasuhâ bu rubbe hastır. Ne hastır? Bin nekiretil nekire. el-mawsufe mawsuf bi-nakra u'z-zahirati wa e, zahir e, e, bi-nakra u nakra kimi mawsuftur u wa u nakra zahirdir rubba buna khasir bax mesela örnək üzrəndən yenə göstəralım rubba raculin bax raculin mawsuftur çünki niyə cevadin ona sifət gəlmiş wa raculin nakirədir raculin nakirədir İşte bak raculin nekiledir. Hem nekiledir hem de mevsuftur. Çünkü cevadin ona sıfat olarak gelmiştir. İşte Rub'e buna hastır. Ve zahırdır. Bak raculin zahır bir isimdir. Yani damir değildir ha. Demek ki rubbeye has olan ikinci hüküm neymiş? Rubbe her daim ne dahil olur? Zahir yani damir olmayan zahir nekide mevsuf bir isme dahil olur. Anlaşıldı? Mı? Bak racul Zahir bir isimdir, yani damir değildir. O bu racul nekiredir ve bu racul mausuftur. Yani ona sıfat gelmiştir. İşte rubbe ne kasmış? Rubbe zahar olan nekire bir mausuf isme dahil olur. Anlaşıldı değil mi? Ha. -ha. Ve ihtisas suhab bu ikincidir ya. Hasır bir nekedi, nekire kasmır. Racul nekiredir. El mausufeti ve aynı zamanda racul mausuftur çünkü ona sıfat geliyor. Cevadin ona sıfat gelmiş. O bir de az zahireti, o neki de zardır. Yani damir değildir. Bak raculin damir değildir. Ev bil mudmari ve de da damire de dahil olur rubbe. Mesela rubbehu. Rubbehu raculen mesela. Damire dahil olur. O damir ki el mümeyyezi ona temiz geliyor. Bir nekiyeti mansut neki temiz geliyor. Mesela örnek verelim. Rubbehu raculen. Evet. Bak rubbe hu Bu rubbe ne dahil oldu Hu damire dahil oldu Bu raculen de nedir Ona temizdir ve nekiredir Mansuptur Demek ki rubbe bazen de ne oluyor Damire dahil oluyor Ama o damire temiz geliyor e, Raculen mesela bak rubbe hu, rubbe hu damire dahil olmuş Ve bu damir için bir temiz gelmiş Temiz açıklayıcı İşte rubbe hu, az e, onunla e, o, o nedir Bahracülen az adamla. Bahracülen o huyu temiz idi. Onu açıklıyor. Ve bu racülen nekiledir, mansuptur. Bahracülen mansuptur. Demek ki Rubbe bazından damire dahil oluyor. O damir için temiz geliyor. O temizle nekiledir ve mansuptur. Rubbe has hükümler bunlar e, e, saydık. Bir de ve kevnu amiliha fi'len madiyen mahzufen galiben. Bir de Rubbe'nin amili de nedir? Onun amili de fiili madidir yani rubbe yani harfi cedir de, sonrası gelen mecrur cel mecrur her e, genelde ne mutlak oluyor fiili madi o fiili madi mahzuftu genelde ama bizim bu örneğimizde zikredilmiş bak rubbe raculin cevadin laqituhu abu laqituhu aslında e, tefsir de ediyor yani ya tefsir ediyor o rubbe racun cel mutlak mukadder bir laqituya orada hasa bir laqituya mutallıktır. Bak lakitü fil madidir. Demek ki rubbe genelde e, harf, e, bu rubbe mecrur berber, mecrüle berber nem müteahlak oluyor? Mahzuf bir fiili madiye müteahlak oluyor. Genelde bu şekilde. İşte rubbe hason hükümler bunlardır. Ve bu hükümleri burada size öğrettim. İnşallah sadıla sayıda da bu hükümleri öğreneceksiniz. Bunlar rubbe hason hükümlerdir. Evet. Şimdi örneklerimize geçelim. Rubbe raculin. Burada rubbe azlık içindir taklil içindir. Rubbara cürün cevadin, cevad cümert, cümert olan az adamla lakituhu. hu, hu o adamla karşılaştım. Lakitu karşılaştım, hu onunla. Yani o cümert adamla. Yani burada değil ki cümert adamlar azdır ha. Hakikatte az değiller. Bu nisbi bir azlıktır. Yani ben benim karşılaştıklarıma nispeten ben az karşılaşmışım yani. O kadar öyle çok cümet adam görmemişim. Çok adam görmüş mü ama cömert olanı az görmüş mü yani ya? Bu şu anlama gelmesin gerçekte cömert adamlar azdır. Benim karşılaştığıma nispeten adamlardan cömert olan azdır yani ya. وَرُبَّ رَجُلٍ اَبُوهُ كَرِيمٌ لَقِتُهُ Ve Ebuhu Kerim'in yani babası cömert ve de babası saygın olan az adamla karşılaşmışım. Babası Kerim yani saygın olan az adamla karşılaşmışım. O varub raculin... kerum abuhu yine babası saygın olmuş olan az adamla karşılaştım. Lakitu karşılaştım. Üç tane örnek verdim. Birinci örnekte racul dedik ya rubbani rubbe has hükümler saydık. Birinci hüküm neydi? Rubbe sadru kelam. Her zaman kelamın başına geliyor. İkincisi neydi? E, zahır. Ve nekire bir mağsufa dahil oluyor. Bak raculil mağsuftur. Ha işte üç örnek verdi niye? Çünkü burada raculil mağsuf ona sıfat geliyor. Burada birinci örnekte gelen sıfat müfred bir isim sıfat gelmiş. Cevadin müfred sıfat gelmiş. İkinci örnekte cümleyi ismiye sıfat olarak gelmiş. Üçüncü örnekte cümleyi fiiliye sıfat olarak gelmiştir ha. İşte bu benim dahil olduğu isim her zaman nedir? Nekiredir o mausuftur. Bak. Ye mausuftur ne demek? Ona sıfat geliyor. İşte burada üç örnek vermesinin sebebi şudur. O gelecek sıfat olan müfred bir e, e, isim sıfat gelebilir. Cümle ismiye sıfat gelebilir. Cümle fiiliye sıfat gelebilir. İşte her üçüne de örnek verdi yani ya. İşte bu cevadin müfrettir ve racule sıfattır. Rubbe <laughs> raculin ebu kerimun. Bak ebu müptüdadır. Ohu hu mudafledir. Kerimun ebuya haber. isimle başladığı için buna cümle ismi diyoruz. Cümle ismi ne demek? İsimle başlanan cümle cümleyi ismiyedir. Fiille başlanan cümlede, cümle cümleyi fiiliyedir. Burada Ebu Kerim'in bu cümledir ve isimle başlanmış bu cümle ismiyedir. Bu cümle ismiye Ebu Kerim'in cümlesi sıfattır bu raculin için. Ve rubba raculin kerume bu Kerume fiildir, fiili madidir. Ebu onun faalidir, ohu da mudafleydir. Bu kerume bu fiille başlandığı için bu cümle cümle fiiliyedir. A bu cümle fiiliye raculi için sıfattır. İşte bak bu racul mevsuftur. Onun için gelen sıfat ya müfrettir ya cümle ismiyedir ya da cümle fiiliyedir. Bundan dolayı üç tane örnek verdi yani ya. Burası anlaşıldı inşallah. Böylelikle rubbe konusunu bitirmiş olduk. Geldik harfi cellerden alaya geldik. Ala. Bu ala lil isti'lai. Ne ifade ediyor? İsti'la. Yani üstündelik anlamını ifade ediyor. Üstünde. Nahu aleyhi deynun aleyhi onun üzerinde vardır. Deynun borç vardır. O ve zeydun ala sathi zeyd ala sathi damın üstündedir. Damın üstündedir. E şimdi üstündelik iki çeşittir. Ya hakikidir ya da hükmüdür. Sen mesela damın üstüne çıkıyorsun bu hakiki bir üstündeliktir. Ve de masanın üstüne çıkıyorsun bu hakiki bu gerçek bir üstünde olmaktır masanın üstündesin. Bu gerçek bir üstün e, istiladır. Ama borç onun üzerinedir. Bu gerçek bir üstünde değildir. Bu e, hükmî bir e, istiladır. İstilay hükmidir. Şimdi burada bu örnekte aleyhi deynun bir <laughs> de zeydun ala Burada keşke şöyle yapsaydım. Zeydun ala önce söyleseydi sonra aleyhi deynun süreseydi. Dışın nahu zeydun ala ve aleyhi deynun bu şekilde yapsaydı daha güzel olurdu. Niye? İki yönden daha güzel olurdu. İki yönden. Bir, birinci yön şudur. Aleyden'in bu istilayı hükmüdür. Zeyd-i bu istilayı hakikidir. Önce istilayı hakiki, hakiki istilaya e, örnek versin. Sonra hükmüye örnek versin. Bu sıralama daha güzel bir sıralamadır. Bu birinci sebebimiz. İkinci nedenimiz ise aleyhi buhi damiri mesela nereye dönüyor? Yani damir normalde hani ee, önceden siz gitmiş bir şey döner. diye ee, buraya döneceği bir şey yok. O yüzden önce bu istilay hakkı Zeydun ala sati verseydi. Sonra da dedi bu Biz en azından o aleyhideki o biz Zeyd'e döndürürdük. Damir'in döneceği bir yer olmuş olurdu. İşte bu, bu iki sebepten ötürü, bu iki nedenden dolayı e, bu iki yönün yerleri değiştirilseydi daha güzel olmuş olurdu yani ya tamam. Şimdi borç onun üzerindedir Şimdi sen borç altına girdiği zaman e, o zimmetine de sanki o borcu e, taşıyor, sırtına taşıyor gibi. O itibariyle hükmen istede varmış yani. ya Hani Kürtçe diyoruz ketebini Deyna. Yani borç altına girmiş. Yani sanki onun borç var, bu da onun altına girmiş. E, Türkçe'de de diyoruz değil mi? Borç altındadır falanca kişi. Borç altındadır. Ha ha Veya e, Ahmet'in Mehmet'in üzerinde borcu var. Bak Mehmet'in üzerinde. E, Mehmet'in üzerinde nasıl borç olacak? Bu işte hükmi bir e, yani ya. Tamam. Evet. وَقَدْ kad yekunu bazen bu ala olur fiilen. Bazen bu ala fiil olur. Yani e, harfi cer değil fiil olarak gelir. Nahu kavli ta'ala ayet kemede olduğu gibi inne Fir'auna ala fil ardi. Şimdi yani bu bu e, bunu söylemesi yani bence güzel söylemedi bu hoş değildi. Niye hoş değil? Çünkü fiil olan ala ayrıdır. harf cel olan ala ayrıdır. Sadece söyleyişte aynıdırlar. Ala o da ala. Söyleyişte aynıdılar. Ama yazılışta bunlar farklıdır. Farklı alalardır. harf cel olan ala böyle ya şeklinde yazılıyor onun elifi. Ama fiil olan ala böyle elif şeklinde yazılıyor. Yani alavedir. Vavlidir ya o elif şeklinde yazılıyor. O yüzden bunlar birbirinden farklı şeylerdir. Ve bu kitabın dışında yani herhangi bir kitap kolay kolay bu, bu e, buna karşılaşılmaz yani ya. Ala bazen fil oluyor. Bu ifadeyle bu kitaptan başka kolay kolay karşılanmaz yani ben görmemişim şahsen. O bir haşide de gördüm diyordu. Bu kitabın dışında diğer mütedavül hani e, kitaplarda e, alanın bazı fil geldiği söylenilmiyor. Ve kad yekun ala bazen fi'l ve yunahu kavl taala bak inne şüphesiz ki Firavun ala fi'l ardi yer haddini aştı. İşte burada ala bana yani haddini aştı anlamına geliyor ve buradaki ala fi'ildir. <laughs> <laughs> Harf-i celleden an ana geldik. Bu an ne içindir? Lil bu'di -bu vel mucavazati. Bu'd uzaklık, Mücavazet geçiş içindir. Mesela örnek üzerinden konuşursak sehme anil kavs bu örnek üzerinden konuşursak şu mesela kaustur. bak şu kaustur. Ondan sonra e, şu e, evet şurada o okunan tutunduğu yerdir. Aa, bu da e, bu, işte bu da yaydır. Aa, bu da oktur. Bu da oktur. Hı -hı. Bu da oktur. Şimdi bu örnek üzerine konuşursak. rametü sehme. Oku, sehme ok demek. Oku attım. Anil kavsi, abu kavs. sen e, oku attım yani fırlattım ok gitti. Şimdi bu yayı böyle geriyorsun, çekiyorsun, çekiyorsun, çekiyorsun ve fırlatıyorsun oku. Fırlattığın zaman, böyle ileriye doğru fırlattığın zaman bakın önce bu kavs var ya bu kavs. Oh, bu kavsa önce geçiş yapıyor. Geçiş yaptıktan sonra uzaklaşıyor. O yüzden daha belirgin bir ifade ve an lil mucavazati vel bu'di Deseydi, daha ıı, açık belirgin bir ifade olmuş olur diye yani ya tamam ve an anne içindir desedi ki an lil ıı, lil mucavazati geçiş içindir tamam o vel ıı, bu'di yani ya ve için. Çünkü önce buradan geçiş yapıyor. Sonra ne yapıyor? Oradan uzaklaşıyor. Yani bu mücavazı da yer değiştirseydi daha anlaşılır bir ifade olurdu. Bak e, not almışız buraya. Ve an lil bu'di vel az zahır daha açık belirgin bir ifade. Bu an lil mücavazeti ve bu'di. Çünkü li enel mücavazete bu'di. Çünkü mücavazet neden öncedir? Uzaklaşmadan öncedir. Önce buradan geçiş yapıyor sonra uzaklaşıyor. Yani değil ki önce uzaklaşma yapıyor sonra geçiş yapıyor. Öyle değil yani ya. Abu ıı, Kavus'tan önce geçiş yapıyor, sonra da uzaklaşıyor ok. Harfi an o da bitti. Sıra geldi kaf. Vel kafu li't-teşbih. Harfi cerden bu kaf ne içindir? Teşbih içindir. Benzetmek içindir. Bir şeyi bir şeye benzetmek içindir. Nehu Zeydun ke'l-esedi. Bak burada Zeyd aslan gibidir. Burada Zeyd'i neye benzettik? Esed'e benzettik. Aslan'a benzettik. Bu Zeyd e, benzeyendir. Bak Zeyd benzeyendir. Yani bu Arapçada buna müşebbeh diyoruz. Müşebbehun benzeyendir. E, şöyle yazayım bak. Zeyd müşebbehun. Zeyd müşebbehtir benzeyendir. Bu kaf, bu kaf edat teşbihtir. Yani o benzetme e, edatıdır. edat teşbi teşbih. Evet bu kaf edat teşbihtir. Bu esed ise bu da müşebbehun bihidir. Müşebbehun bihidir bu esed. Yani benzetilen. Şimdi e, bu burada teşbih yapmışız. Ne yapmışız? Zeydi aslana benzetmişiz. Hangi yönden? Fişşeca'ati yani ya cesaret yönünden, yiğitlik yönünden. O cesaret yönünden biz Zeydi aslana benzetmişiz. O zaman Zeyd benzeyen oluyor. Yani müşebbeh oluyor. Bu kafta edat-ı teşbih oluyor. Bu esette ne oluyor? Müşebbehun bi oluyor. Müşebbehun bi demek yani benzetilen. O eset müşebbehun bi'dir. Yani benzetilendir. O vellezi ke zeydin ehuke. Vellezi o kimse ki ke zeydin. Zeyd gibi olan kişi ehuke senin kardeşindir. E Zeyd aslan gibiydi. O, o Zeyd gibi olan kişi de senin kardeşindir yani ya tamam İşte bak burada e, kaf, e, kaflar ne içinde burada kaf teşbih için gelmiştir harfi celeden muz ve munzuya geldik bu muz ve munzu bunlar li ibtida il gayeti yani li ibtida şeyin ku sahibil gayeti yani sahibil mesafeti mesafe sahibi bir şeyin başlangıcı içindir fiz zamanil madi geçmiş zamanda Mesela örneğin ma ra'aytuhu onu görmedim. Muz yevmil cumati. Muz yani den beri anlamına geliyor. Den beri. Cuma gününden beri onu görmedim. İşte bak burada muz e, dahil olmuş. ve bu yevm bunun başlangıcı var nedir? O adam ruyet. Bak libdai şeyin o şey nedir? Adam O Onun başlangıcını ifade ediyor. Ee, ne zaman beri bu adamın rüyeti var? Bak Yevmül Cuma'dan beri. Cuma günden beri direniyor yani, tamam. Bu da geçmişte de bak Cuma günden beri yeni geçmişte. O günden o geçmişte Cuma günden beri daha onu görmemişim. Vamuzlu munzu yevmü Cuma günden beri onu görmemişim. kasemi bak önceden bayi söylemiştim. Bak önce e, dersimize bayi açalım baksa size göstereyim. kasemi söylemişti. Ne'u billahi la fe'lani keza. Orada söylemişti. Burada söylemezsin işte sonradan hani kasem edatlarını beraber sürecek yan yana hepsini zikredecek o yüzden orada oraya havale etmiştik bak o yüzden bak burada sürüyor vel kasemi ondan dolayı ne yapmıştık önceki vel kasemi onu kasem için gelişini kaldırmıştık e, vel kasemi harfi cadden bir ba o da kasem için geliyor nehu billahi nahu bak billahi tabi ve ta, ta kasem için Ondan sonra vel da vallahi bak hepsi için la Hepsi bir atıf ediyor. En son la Yani Allah'a yemin ederim ki la ef'alen ee, şöyle yapacağım. Muhakkak ki şöyle yapacağım. Bunlar da bitti. Geldi sıra harfi celleden haşaya. Haşa. Bu haşa ne içindir? Lit tenzihi. Tenzih içindir. Yani Tenzih. Mesela bak şöyle göstereyim. Seel kavmu. Kavm kötü oldu. Haşa zeydin. Zeyd hariç. Zeyd hariç. İşte bak bu haşa ne yapıyor? Kendi mabadini. Kendisinden sonra gelen zeydi ne yapıyor? Ma kablindeki o kötü hükümden onu arındırıyor. Mesela makamda ne var? Kavm var. O kavme nispet bir hüküm var. Kötü olmak. Bu hüküm kavme nispet edilmiş. Haşa ne yapıyor? Mabadini o hükümden onu ne yapıyor? Arındırıyor. İşte tenzih budur yani arındırmaktır. Tathir yani anlamına geliyor. Arındırmak. Ve ada ve bunlar ise lil istisnai. Bunlar ne içindiler? İstisna içindiler. Yani istisna çıkarmak demektir. Nehu canil <laughs> kavmu. Kavm geldi. Ada zeydin. zed hariç. Zedi çıkarıyoruz o kavmdan. zed gelmedi anlamında. Ve hala zeydin. gelmedi anlamında. Şimdi bu ada vaxala bunu unutma. Bunlar çoğunluk olarak, e, çoğunluk olarak fiil olarak kullanıyorlar. Burada bu kitapta harf-i celraz gitmiş ama bunlar çoğunluk olarak, bunlar fiil olarak kullanıyor. Haşa da çoğunluk olarak harf olarak kullanılıyor. harf cel olarak kullanıyor. Bazen de fiil olarak da kullanılıyor haşa. Anlaşıldı mı? Bunu da ek olarak, ek bilgi olarak bunu da bilin. Evet. En nüstahsi burada kalsın. Şimdi ise. Iı, örneklerin terkiplerini yapalım. Rubber taklidi rubber raculin o rubber harfi cerd raculin mecdur cer mecdur nem talaga pirus mukadder mahzur bir laqit uya bu cevadına racul için sıfattır bu laqit fiil tufal o mefuldur mahalle mansub meful bidir bu cümlesi de cümle tefsiriyedir o mahzuf olan cüm, ıı, fiili ne yapıyor bize tefsir ediyor Anlaşıldı? Hasreden filin ne olduğunu bize açıklıyor. Demek ki Rabbaracın müteallik olduğu o fiil demek ki Abu bize onu açıklıyor. Ve Rabbaracın Ebu Kerim'in lakitu. Bu da Rabbayın harfi cedir. Racilin meccur. Cal mucuk dalakil mahzu bir lakituya. Bu Ebu Mütudadır. Ohu mudafley. Kerim'in Ebu'ya haber. Bu cümlesi mahallen meccur sıfat oluyor racula. Racilin'e sıfat oluyor. Lakifil tufal. Ohu da e, mahallen mansub. meful bihidir cümlesi de yine o Rubbaracun'un mutallık olduğu o amili tefsir ediyor. Ondan sonra Rubbaracun kermabu da bu da Rubbaracun cer, racun mecrur, cer mecrur yine lakitu, mukadar bir lakutuya. Kerume fiil, ebu faal, ohum dafley, cümlesi de racun sıfattır. Yine lakif fiil, tu faal, ohum meful, cümlesi, de, cümlesi de, o Rubbaracun'un mutallık olduğu amile nedir? Tefsirdir. Aleyhi deynun. Ala harfi cer, ohi mahalle mecrur, cer mecrur mutallık ve hasilun. haber mukaddam. mukaddem, bu haber mukaddem denün de mübtedai muachardır. yani bu numada önce mübtedai gelir, sonra haber gelir. Burada haber başa gelmiş. O yüzden haber mukaddem diyoruz. Öne alınmış haber. M o, mübtedada da normal başa gelmesi gereken bundan sonra gelmiş. Buna da diyoruz müftüday-i muahhar diyoruz. Ertelenmiş mübtedai diyoruz buna. Ve Zeydun ala sadhi burada da Zeydun isimdir. Cümle ismine başlık mübtedadır. Ala sadece ala harfi cer de sathi mecrur. Cer mecrur mutlak hasr hasu haber oluyor Zeyd için. İnne fir'aun ala fil ardi bu inne işleyeceğiz inşallah e, bir dahaki dersimizde. Harfun min hurufil müşebbehati bil fi'li. Fi'le benzeyen harflerdendir. Fir'aun onun ismidir. O ala fiildir. Faali işlemesidir. Huvedir. O huve Fir'aun'a dönüyor. بو في جملة خبر در وفي حرف جر ارضي مجرور جار مجرور ده متعلقتر على يا على متعلق و السهم <سؤال> عن القوس رمي فيل تفاعل السهم مفعول به عن حرف جر قوس مجرور وجار مجرور متعلقتر تر و Ondan sonra Zeydün kel mübteda, kaf harfi cer, esedi mecrur, cer mecrur mutlaka ve hasulun Bu da Zeydün'e haber oluyor. Sonra vellezi ke Zeydün ehuke, ellezi mevsuledir, mahalle merfu, mübteda, bu karf harfi cer, Zeydün mecrur, cer mecrur sadece, sadece hasıla, yani hasulun değil. Çünkü hani bu mevsul diye kendine sıla istiyor, sıla da her zaman cümle olacak. O yüzden burada sadece hasır yapıyoruz. Fiil, faal, berber cümledir. İsmi, faal, faal, berber müfrettir. Cümle değildir. O yüzden burada hasır yapıyoruz ki cümle olsun. Sıla yapıyoruz. Bu eleziye sıladır. Bu car mecbur mutlaka sıla oluyor. Sılatun elezi. Ehu o elezi için haberdir. Ehu haberdir elezi için. O kafta mudaflidir. Ma nefi ما içindir. Rayfil faal uhu mahlemen maful mefhul muz harfi cer yevmi mecrur bu cer mecrur da mutalıktır o marayı tuya o cumuata mudaflıydır yevmi için ve muzu yevmi septi, bu da atıftır muz yevmiye o cami mecrur yani marayı tuya sebti de yevmi için mudaflıy billahi bir harfi cer Allah'ı mecrur cer mutalıkı uksimu uksimu fiil fazla enadır Tallahi te harfi cer Allah'ı mecrur cer mutalıkı uksimu uksimu fiil fazla enadır Vallahi camajım vav harfi Allah'ın mecaz camajım mutlak et uksimu. Uksimu fiildir. Faal işlemse enadır. Bu la efalen la. Bu la cevap kasemdir. Efale fiildir. Faali içinde müstetirdir. Enadır. Bunun nunu tekittir. Te keza da meful bihidir efale için. Cümlesi efalen keza cümlesi cevap kasemdir. Sa'al kavmu. Sa'a fiildir. El kavmu onun faalidir. حاشا حرف جردر زيدين مجرور جار و مجرور متعلق در جاء جاءني القوم عدا زيدين جاء فيل نو يقايا وقايا بهدر مفعول به القوم انون عدا حرف جر زيدين مجرور جار مجرور متعلق جاء وخلا زيدين حرف جرد خلا زيدين مجرور متعلق النوع الثاني برد sallallahu ala ve ala ve Böylelikle harf-i konusunu yani birinci nev'i bitirdik. Semai amila toplam kaç tane nev'tir? 17 tane nev'tirler. Bu 17 nev'ten birinci nev'i e, bitirmiş olduk. Evet bak burada semaileri pardon 13 tane nev'tir. Semaileri 13 nev'a ayırmıştık. Birinci nev'i olan harf, e, i celler. bunlar bitti. Yarın inşallah bir dahaki dersimizde ikinci nev'a e başlamış olacağız.